Ve şimdi Sarı Saman'la 5 dakika. Huzurlarınızda sunucunuz Yaman Sarı Saman. Merhaba, ben Deniz Yaman Sarı Saman. Bugün hepinizin yakından tanıdığı ünlü televizyon muhabiri Kurbağacık'ın evinde konuğuz. Merhaba sevgili Kurbağacık, Sarı Saman'la 5 dakikaya hoş geldin. Yaman Sarı Saman. İlk kez bir başkası benimle röportaj yapıyor. Bu benim için gerçekten büyük bir onur. Kurbağacık, lütfen şu anda odada gördüklerimizi tanıtabilir misin? Madem istediniz, size muhabir olarak kazandığım ödülleri gösterebilirim. Örneğin bu ödülü kül kedisiyle yaptığım röportajdan kazandım. Bunu 3 küçük domuzla yaptığım röportajdan. Bu fareli köyün kahvaltısından. Bunu da kırmızı başlıklı kızla yaptığım röportajdan kazanmıştım. Böyle şeyler işte. Peki söyler misin, çocukluğunda televizyon muhabiri olacağın hiç aklına gelmiş miydi Kurbağacık? Aklıma geldi tabii. Ama doğrusunu istersen çocukluğumda gönlümde yatan ilk meslek çiftlik kahyalığıydı. Yani inek sürülerini gütmek istiyordum. Sonra kendi kendime düşündüm ve daha uygun bir meslek geldi aklıma. Ünlü bir aşçı olmak. Paça çorbasını denemek ister misiniz? Bu da bir kurbağa esprisi işte. Sonra başka bir şey geldi aklıma. Parlak zırhlı bir şövalye olmak. Bir süre sonra kesin kararımı verdim ve bildiğiniz gibi televizyon muhabiri oldum. Çok iyi etmişsin Kurbağacık. Şimdi seyircilerimize bir televizyon muhabirinin nasıl çalıştığını gösterir misin acaba? Büyük bir zevkle Sarı Saman. Genellikle programa şöyle başlarım. Merhaba, ben muhabiriniz Kurbağacık. Bugün sizlere şeyin evinden... bugün sizlere Kurbağacık'ın evinden sesleniyorum. Söyler misin Kurbağacık, bir gün televizyon muhabiri olacağın aklına gelmiş miydi? Hayır, o zamanlar benim gönlümde yatan meslek... aşçılıktı. Paça çorbamı denemek ister misiniz? Sonra başka bir şey düştü aklıma. Parlak zırhlı bir şövalye olmak. Ama sonra kesin kararımı verdim ve televizyon muhabiri oldum. Bir televizyon muhabirinin nasıl çalıştığını gösterir misin? Evet, tabii göstereyim. Merhaba, ben muhabiriniz Kurbağacık. Sizlere bir gün televizyon muhabiri olacağın aklına gelmiş miydi? Hayır, aslında benim gönlümde yatan meslek çobanlıktı. Sonra daha cazip bir iş buldum. Açılık, paça çorbamı denemek ister misiniz? Sonra parlak sırlı bir şövalye olmaya karar verdim. Sonra oturup uzun düşündüm ve televizyon muhabiri oldum. Çok iyi etmişsin. Seyircilerimize bir muhabirin nasıl çalıştığını gösterir misin? Evet, merhaba, Kurbağacık. Ben muhabiriniz çok teşekkür Kurbağacık. Ederim. Bugün sizlere... Güzel bir sohbet oldu. Ben Yaman Sarı Saman. Bir dahaki programda buluşmak üzere.